Valla ben yerdeyim, kanlar gidiyor. Dua ediyorum, arkadan bağırıyorlar, diyorlar ki yaralarımızı bırakma. Onlar bırakmıyorlar, hala sıkıyorlar. Tabii. Onların idrak edemediği bir şey var, biz diyorlar sıkarsak belki korkarlar, gelmezler. Ama geride milyonlar geliyor, binler geliyor, 50 bin kişi geliyor, yine de sıkıyorlar. Hastaneye geldik, tabii ben kan kaybediyorum. Giderken gözüm kapalı, gözümü açamıyorum, şeyi düşünüyorum. Diyorum ki, üzülüyorum ona, hayıflanıyorum biraz. Bu diyorum ayaktan yara ben şehit olamadım. Ben diyorum galiba ölmem. Onu düşünüyorum. Şehit olur muyum, olamaz mıyım? Başka hiçbir şey düşünmüyorum. Annem diyor ki bizi düşündün mü İsmet o arada? Babam diyor ki bizi düşündün mü? Vallahi düşünmedim diyorum anne. Başka hiçbir şey düşünmedim. Dedim ki yani şehit olur muyum, olamaz mıyım? Ben onun derdindeyim. Allah görüyor bunları inşallah. Biz büyük bir süreçten geçtik. Büyük bir imtihandan geçtik. Ben her zaman diyorum, şu anda bu yeniden o İslam ümmetinin, doğacak İslam ümmetinin savcıları. Zaten bu yaşadığımız şeyler bir ötesinde, darbenin de ötesinde aslında Türkiye'yi bağımsızlığını ortadan kaldırmaya yönelik girişimler. Türkiye'yi Suriye yapma, işgal etmeye yönelik bir üst aktığın bir plan. Bunlar da FETÖ terör örgütü de bunların maşası olur. Bu işi, Türkiye'yi bölmek için, Türkiye'yi siper maaşını ortadan kaldırmak için yapılan bir darbe girişimi. Allah razı olsun. Sizin gibi kahramanlar, yani şehitlerimiz, gazilerimiz bu ülkeyi, bu vatanı aynen İstiklal Marşı'nın yazıldığı zamanki gibi, bir daha İstiklal Marşı'nı yazar gibi bir ruhla sokaklara çıktı, meydanlara çıktı. Allah razı olsun. Bu milletin bu imanı, bu cesareti oldukça hiç kimse bir bu ülke üzerine, bu millet üzerine oyun kuramaz. Bu işin kahramanı gerçekten bu aziz millet. Cumhurbaşkanımızın o çağrısına uyarak sokaklara çıkan, demokrasiyi, bağımsızlığımızı koruyan milletimiz. Onlar bir tuzak kurdu ama Allah'ın tuzak kuracağını da hesaba katmadılar. Çünkü onların İslam'la hiçbir alakası yok. Onların dini başka, onların İslam'ı başka, onların ilahı başka. Onlar bir insana tapıyorlar ama senin gibi bu bütün millet, sokağa çıkan, savunan herkes Allah'a tapıyor. Farkımız bu. Yanına Allah'ı alandan başka hiç kimse başarılı olamaz. Bu milletin neler yaptığını, nasıl destanlar yaptığını dost gördü. Dedi ki ya artık Allah'ın izniyle sırtım yere gelmez. Düşman da gördü. Türkiye'de korktu, çekindi. Artık şimdi bunları görüp netice alma zamanı. Burada inşallah her türlü adımlar da atılıyor. Yasalar çıkartılıyor. İnşallah Türkiye'de bir daha böyle acıları hiçbir şekilde yaşamayız. Türkiye için, ülkemiz için. Burada Suriyeli mazlumların duası var. Ben ona çok inanıyorum. Yani onların ülke olarak bu işte kurtulmamızın en büyük şeylerinden birisi de o mazlumların duası. Bir de Cumhurbaşkanımız herkesin yaptığı dualar. Yani bu dualar, ülkemize yapılan dualar. Yerin üstündeki sizin gibi kahramanlar kadar yerin altında da şehitlerin desteği var, duası var. İnşallah bunun hepsini, bu sıkıntıları atlatacağız. Daha güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. Tüm şehitlerimizin ruhuna, tüm de geçmişlerimizin ruhuna Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.